Herkese selam, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart ve Nisan ayında okuduğum kitaplar hakkında konuşacağız. Okuduğumuz kitaplar bunlar. O kadar az görünmüyor biliyorum ama 2 ay için aslında bu bayağı az bir sayı. Aslında Mart ayında gayet iyi okuduğumu düşünüyorum. Mart ayı güzel geçiyordu fakat sonra Nisan ayında sadece 3 kitap okudum. Ve bu sanırım 3 yıldır devam eden bir şey. 3 yıldır Nisan aylarında sadece 3, belki en fazla 4 kitap okuyabiliyorum. Neden hiçbir fikrim yok. Nisan ayları hep az kitap okuduğum bir döneme dönüşüyor ve gerçekten nedenini hakkında hiçbir fikrim yok. Bu 2 ayda okuduğum 9 kitabın da çoğu hakkında neredeyse tek tek video çekmişim. Şöyle, okuduklarımız bunlar. Şimdi birazdan daha yakından bahsedeceğim size hani neler okuduk, ne yaptık diye. Özet gibi olsun istiyorum. Bu 2 ayın özeti. Zaten bu videoların amacı o değil mi? 2 ayın özetini yapıp çıkarıyoruz sizinle birlikte. Fantastikler ve romantikler okumuşum bol bol. Hiç gerilimimiz falan yok. Bir tane çocuk kitabımız var. Yani çocuk da sayılmaz da middle grade. Ortaokul çağından itibaren herkesin okuyabileceğini düşündüğüm bir kitabımız var. Ama daha çok ortaokul çağındakiler için yazılmış bir kitap. Fakat ben 22 yaşında biri olarak bunu okuyup çok büyük keyif aldım. Bundan da bahsedeceğim. Hatta şunları yerleştireyim ve ilk başta bunun hakkında konuşalım. Mart ve Nisan ayında okuduklarımın arasında ilk başta Saklı Orman hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu kitap hakkında neredeyse hiç konuşmadım. Ve okuduğum çok çok tatlı bir ortaokul yaş çağı için yazılmış bir roman da middle grade deniyor bunlara İngilizce bir şekilde. Saklı Orman gördüğünüz üzere böyle daha küçük, bol bol resmin olduğu ve çok hızlı okuyabileceğiniz çok tatlı ve çok duygusal bir kitaptı. Hatta benim için o kadar duygusaldı ki bir an kötü sonuna bitecek falan diye çok korktum. Yani okurken çok tedirgin hissediyordum. Her ne kadar çocuk kitabı da olsa ne bekleyeceğim belli değildi. Kitap çok şey havası veriyordu. Böyle Disney, Pixar animasyon filmleri vardır ya, hani çok duygusaldır ve işlediği şeyler aslında daha böyle yetişkinlerin de anlayabileceği daha ağır konulardır ama işleme şekli böyle sihir, eğlence, arkadaşlık tarzıdır mesela. Bu kitap çok o şekildeydi. Bu yüzden yaşınız kaç olursa olsun Disney, Pixar animasyon filmlerini seviyorsanız mesela Saklı Orman'ı keyif alarak okuyabileceğinizi düşünüyorum. Konusundan bahsedeceğim. Kitabımız 1963'te Londra'da, İngiltere'de geçiyor. Şu şekilde direkt başlangıçta anlayabilirsiniz. Yani 1960'larda ve İngiltere'de geçen çok tatlı bir middle grade kitabı. Konusu da şu şekilde. Maggie adında bir karakterimiz var. Maggie adında bir kızımız var. Kendisi kaç yaşındaydı? Ha, 11 yaşında. Hani daha küçük biri fakat kekemelikle uğraşan bir çocuk. Ve 1960'larda tahmin edersiniz ki insanlar, kekeme olan insanları ya da herhangi bir şekilde bir zorlukla uğraşan insanlara çok iyi değildi o zamanlarda. Çünkü genel olarak bilgiye sahip değillerdi ve normalin dışında olan herkese kötü gözle bakıyorlardı ne yazık ki. Ve bu yüzden de Maggie durmadan okul değiştirmek zorunda kalıyor. Yani okula gidiyor, konuşmak istemiyor çünkü konuştuğunda biliyor ki kekeleyecek. Ve kekelediğinde de okul değiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü öğretmenler ve öğrenciler Maggie'yi sırf kekelediği için o okulda istemeyecek. Bu şekilde bir hayat yaşamış 11 yaşındaki bir çocukla hikayeye başlıyoruz. Fakat bizim hikayemizin tek ana karakteri Maggie değil, yani çoğunlukla Maggie ama bir yandan da yavru bir Carla Yapar'ını okuyoruz. Bu yavru Carla Yapar'ı bayağı bir bebek yani. Bir tane de kız kardeşi var, o da Carla Yapar'ı tahmin edeceğiniz üzere. Fakat bunlar bir alışveriş merkezinde, yani satılmak üzere konmuşlar. Ve biri, rastgele bir aile, tamam mı? Bu Carla Yapar'larını görüyor ve diyor ki, kadın diyor bunu tamam mı kocasına, aa bu senin kardeşinin doğum günü için çok güzel bir hediye olmaz mı? Carla Yapar'lardan bir tanesini satın alıyorlar ve hani kadına sormadan doğum günü hediyesi olarak bir kadına Carla Yapar'ı gönderiyorlar. Böyle bir zamandan bahsediyoruz ve şunu biliyorum ki böyle daha vahşi doğada yaşayan hayvanların satılımı hani eskiden gerçekten böyle olan bir şeymiş yani ve özellikle mesela evcil hayvanların hediye olarak verilmesi günümüzde hala yaşanan bir durum. Tek farkı artık vahşi hayvanlar değil, en azından daha bir tık daha evde bakılabilecek hayvanlara düştüğünü düşünüyorum. Onlar da, bu da kesilse harika olacak. Çünkü hani bir evcil hayvanı sorumluluk altına almak bir hediye gibi verilebilecek bir şey değil. Yani o kişinin o sorumluluğu alıp almayacağını bilemezsiniz. Hani kişi kendisi ben evimde birine daha bakmak istiyorum diye düşünerekten bir hayvan, evcil hayvan sahiplenmeli bence. Hediye olarak gelmemeli. Bunlar bir can. Bunlar yani yaşayan bir varlık. Neyse, hediye olarak gönderilen bir Carla Yapar'ını okuyoruz bir yandan da. Ve Maggie'nin hikayesiyle bu Carla Yapar'ın hikayesi belli bir yerde kesişiyor. Ondan sonra onun olayları okuyoruz. Maggie gerçekten çok çok tatlı bir çocuk. Bu hikaye çok çok tatlı bir hikaye ve duygusal bir hikaye.
Kitabın içindeki resimler, bakın burada mesela Carly Apoy'un resmi var. Hikayenin anlattıkları her şey o kadar güzel ki. Sırf kitabın üstünde, arkasında yazanları okuyarak bile bir sürü duygu hissediyorum. Mesela arkasında şey yazıyor. Her şey konuşur, yalnızca aynı dili konuşmazlar. Ve Maggie kitap boyunca Carly Apoy'una verdiği bir söz var. Okurken ben çok duygulandım ve gerçekten hani düşünce ve gözünden yaş akıyor. Maggie konuşmakta zorlanan biri, bu yüzden konuşmamayı seçen biri. Ama Carly Apoy'una diyor ki, senin için konuşacağım. Carly Apoy'un ismi de Rumpus bu arada. Maggie diyor ki, sen ve ben Rumpus böyle aynıyız işte. Eğer bir gün dilim çözülürse Rumpus, söz veriyorum senin adına konuşacağım. Gerçekten benim için çok aşırı duygusal bir okumaydı. Bu arada hani bunu gerçekten ortaokul çağında okuyan insanların benim kadar duygulanacağını düşünmüyorum. Ben mantıksız derecede duygusal bir insanım ve özellikle böyle çocuklar hakkında olan, çocuklara yönelik şeyler beni ekstradan duygulandırıyor. Yani normal bir insanın benim kadar duygulanacağını düşünmüyorum. Yani bu bir dram kitabı değildi. Çok güzel, çok tatlı bir kitaptı. Sadece ben aşırı duygusal bir insanım. Kitap bu şekilde. Yani ilginizi çekerse, daha küçük yaşta bir tanıdığınıza kitap bakıyorsanız ve konusu ilgisini çekeceğinizi düşünüyorsanız, sizin ilginizi çektiyse ben bu kitabı öneririm. Kitapta böyle saklı, gizli, böyle sihirli hissettiren bir ormanda söz konusu. Yani kitabın teması çok doğa. Yani böyle bir gizli saklı bir orman var. Carly Apoy var. Genel olarak böyle ormanda çok fazla sahne geçiyor. Çok güzel, çok tatlı bir kitap. Tamam, daha fazla konuşmayacağım. Çok konuştum yani. Büyük ihtimalle sadece bir günde okuyup bitireceğiniz bir middle grade kitabı için 5-6 dakikadır konuşuyorum artık. Geçmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Şuraya dizdim kitapları rastgele. Hangisi ilk önce elime gelirse onun hakkında konuşuyorum. Belli bir sıralamamız yok yani. İkinci olarak da ikimizin yıkımı hakkında konuşmak istiyorum. Yine Mart ve Nisan ayında okuduğum bir başka kitap. Bu romantik ve yetişkin içerikli bir kitap. Ana karakterlerimiz daha böyle genç, fakat yani çok genç değil de liseden liseye yeni mezun olmuş. Yani böyle 18-19 20'li yaşlarında karakterler. Bu kitap ve bu yazarın bir başka kitabı olan Yüz Karası hakkında uzun bir video çektim. Eğer yani daha uzun bir yorum isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim kitap dışında her bir kitabın kanalında uzun bir yorum mevcut. Burada daha kısa bahsedeceğim bu geri kalan kitaplarına. İkimizin yıkımına şu an kaç verdiğimi hatırlamıyorum ama beklentim favorilerime girmesiydi. Çünkü yazarın diğer kitabı olan Yüz Karası benim 2023 favorilerime girmişti. Ama bu kitap giremedi. Bunun da büyük sorunlarından biri çok fazla olay yaşanması, ama kısa bir sürede çok fazla olay yaşanmasıydı. Yani 390 sayfa kitap ve 500-600 sayfalık olay yaşanıyor. Siz bir olaya tepki veremeden o olay bitiyor ve yenisi başlıyor. Bunun dışında karakterlerin dediğim gibi yaşları daha küçük sayılabilir. Yani aslında olgun davranabilmeleri gerek. Çünkü kitapta genel olarak yani olgunlaşmak zorunda kalmış iki karakteri okuyoruz. İkisi de hani erken yaşta hayata adım atmak zorunda kalmış ve ailesel sıkıntıları olan karakterleri okuyoruz. Fakat ne yazık ki kitap boyunca arada sırada gerçekten hiç de olgun olmayan davranışlar, kararlar verebiliyorlardı. Bu kısımları sinirimi bozdu. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla olay oluyordu ama yani o kadar olayı işleyecek, yani beynimize böyle işleyecek zamanımız yoktu. Bu yüzden bir olay oluyor bitiyor, oluyor bitiyor, oluyor bitiyordu. Konu olarak güzeldi. Karakterlerini de çoğunlukla sevdim. Yani okuması keyifli bir kitaptı ama yani bu yazarın diğer kitabı kat bin kat daha güzel diyebilirim yani. Bu da kötü değildi ama keyif alarak okudum. Yanlış hatırlamıyorsam 4 puan vermiştim. Keyifliydi. Konusu da şu şekilde. Hazel adına bir karakterimiz var. Hazel'ın annesi ve üvey babası tarzı bir adam. İyi insanlar değiller. Daha doğrusu annesinin bir suçu yok da. Hazel'ın annesinin sevgilisi uyuşturucu satan bir adam. Ve bu kasabada genel olarak hani sevilmeyen ve istenmeyen bir adam. Nedeni belli. Annesi de bu adama... bu adamın manipülasyonlarına yıllarca kalmış ve artık hani resmen kendini kaybetmiş bir kadın. Hazel kendi başına hayatta kalmaya çalışıyor ve Hazel da para ihtiyacı olduğu için o kasabanın en büyük çiftliğine gidiyor. Yani şöyle, bu kasabada bir çiftlik var ve kasabadakilerin çoğu satın aldıkları şeyleri ya bu çiftlikten alıyorlar ya da bu çiftlikte çalışarak para kazanıyorlar. Yani kasabanın en büyük gelir alışveriş kaynağı gibi bir şey, yani çok çok önemli bir yere sahip bu çiftlik kasabada. Ve bu çiftliğin sahibi de gayet iyi bir adam, yani gayet tatlı bir adam. Bu yüzden de Hazel gidiyor bu adama, diyor ki bana iş lazım. Hem de çiftlikte bir iş lazım çünkü paraya ihtiyacım var ve çiftlikte çalışanlar restoranda çalışanlara göre daha fazla para kazanıyor. Bu adamların aynı zamanda restoranları da var çünkü. Adam diyor ki tamam, hani sana bir iş vereceğim çiftlikte ama bana işe yarar olduğunu kanıtlaman lazım. Çünkü hani çiftlikte çalışmak kolay bir iş değil. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden de Hazel'ı başına Ian Parker'ın, yani kendi torununu koyuyor. Aynen, torunu oluyor Ian. Ve diyor ki hani Ian'a
kıza göz kulak ol, hani bak işi yapabiliyor mu falan gibisinden. Ian ve Hazel ilk başta çok iyi anlaşamıyor fakat kısa sürede güzel bir bağ kuruyorlar ve Ian ve Parker'ın arasındaki önce hoşlaşmamayı, sonra arkadaşlığı, sonra da romantik ilişkileri okuyoruz diyebilirim. Özetle bu kitap böyle biraz çiftlikte geçiyor. Biraz böyle bir rock'n'roll vibe'ı var. Çünkü Ian'ın bir müzik grubu var ve hani esas hayalleri ünlü bir müzik grubu olmak. Bu yüzden bu kitabın da böyle bir atmosferi var, böyle bir konusu var. İlginizi çekerse bakabilirsiniz ama ben her zaman bu yazarın diğer kitabını size daha çok önereceğim. Yani Yüz Karası esas o. Bu da bu şekildeydi. Ondan sonra bir başka okuduğum kitap da Senden Bir Parçaydı. Bu benim 2024 favorilerime giren romantik kitaptı. Yine yetişkin içerikli bir kitap. Ana karakterimiz genç yaşta hamile kalmış ve genel olarak kitabın başından sonra tek başına ebeveynlik yapmaya çalışan bir kadın karakterimiz. Bu karakterimizin adı Hadley. Hadley yanlışlıkla yani istemeden çok erken yaşta, 18 yaşındayken diye hatırlıyorum. Yani lise biterken erkek arkadaşından hamile kalıyor. Ve bir süre bunlar için bu gidiyor. Yani çocuğu doğuruyorlar, bakıyorlar ama Hadley'in sevgilisi gerçekten işe yaramaz bir adam. Ve birkaç bölüm sonunda, hatta direkt ilk bölüm sonunda bu adamı evden atıyor ve tek başına ev beynik yapmaya başlıyor. Giderken de adama diyor ki hani bak istediğin zaman çocuklarını görmeye gelebilirsin. O sırada şu şekilde bir tane çocukları var ve ikincisine de hamile kaldığını öğreniyor. Hatta bu adamın evden atılmasına neden olan olay da ana karakterimiz Hadley hamile kaldığını öğrendikten sonra, yani ikinci çocuğun gelmek üzere olduğunu öğrendikten sonra eve erken gitmesiyle oluyor. Eve erken gidiyor, bir şey öğreniyor ve adamı evden kovuyor. Ve ondan sonra da tek başına hem hamilelikle yani başa çıkmayı hem de o zaten olan çocuğuna bakmaya çalışmasını okuyoruz. Fakat yanlarına, evlerinin yakınına bir adam taşınıyor. Eliyah da bir dövmeci ve baştan sona dövmeleri olan bir insan. Görmek böyle bu yüzden etrafındaki kişilerden yargılayıcı bakışlar alan biri. Aynı şekilde Hadley'i de ben bu şekilde tanımlayabilirim. Yani Hadley de çok fazla etrafındaki insanlardan yargılayıcı bakışlar alan biri. Çünkü genç yaşta yani çocuk sahibi olduğu için. Ve biz Hadley ile Eliyah'ın bir markette karşılaşması sonucunda, aynı zamanda komşu olmalarını fark etmeleri sonucunda hayatlarını okuyoruz. Yani dediğim gibi bu kitapların hepsinden ben bu iki ay içerisinde çektiğim videolarda bahsettim. Bu yüzden uzun uzun bahsetmeyeceğim. Yani son paylaştığım, yani son iki ay içinde paylaştığım videolara bakarsanız her birinin yorumunu bulabilirsiniz. Yani hepsinden uzun uzun bahsettim çünkü. Ama bu kitap benim yıllık favorilerime girdi. Çok çok güzeldi. Yani böyle tek ebeveyn, ne bileyim hani böyle diğer karakter, mesela bu durumda Elia hem Hadley'e hem de Hadley'nin çocuklarına aşık oluyor. Böyle hani bu şekilde romantik kitapları seviyorsanız yani bu kitaba bayılacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle mükemmel bir kitaptı. Yani muhteşemdi. Çünkü Hadley çok güçlü bir karakterdi ama aynı zamanda çok nazik bir karakterdi ve ben bu yüzden Hadley'i çok sevdim. Hadley'nin işte harika bir anne olmasını, Elia'nın dediğim gibi Hadley'i hem Hadley olarak çok sevmesini, hem anne olarak çok sevmesini, hem de hani Hadley'in o minik ailesinde kendini çekilirken bulması, iki karakterin de dışarıdan hani yargılayıcı bakışlar alan biriyken ve ilk başta birbirlerini de aslında yargılamalarına rağmen sonradan birbirleri için her şey olmaları falan çok güzeldi ve çok gerçekçi bir kitaptı. Hani Hadley'in bütün o hamilelik sürecini, doğum sürecini, ne bileyim işte çocuklara bakma sürecini, her şey o kadar güzel ve o kadar tam yerinde okuyorduk ki. Kitap da böyle çok kalındaydı ama her sayfasının dolu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir bölüm acele hissettirmedi, hiçbir sayfa acele hissettirmedi. Ya da tam tersi mesela kısa kalmış da hissettirmedi, uzatılmış da hissettirmedi. Yani bu kitap baştan sona mükemmeldi benim gözümde. Bu ay okuduklarımın arasında en sevdiğim romantik kitap bu oldu. Bakayım bir. Evet, bu iki ay arasında sadece tek bir romantik kitap önerebilecek olsaydım Senden Bir Parçayı önerirdim. Yani bayıldım çünkü. Ama onun dışında başka sevdiklerim de oldu. Favorilerime giren 5 puan olan kitap buydu ama romantiklerimin arasında. Sonra bir başka okudum. Romantik kitaptan bahsedeceğim. İskoç Kaçamı. Bu kitap benim için romantik kitap olarak harika değildi ama okuma konusunda, keyif alma konusunda çok güzeldi ve tam olarak film tadında bir kitaptı. Yani böyle kız arkadaşlarınızla birlikte böyle yatılı kaldığınızda, ne bileyim pijama partisi tarzında kaldığınızda bir film açar izlersiniz ya. O film bu kitap olurdu yani. Öyle bir kitaptı. Fakat bence bu kitabı güzel yapan kısmı içindeki aşklaydı. İçindeki aşk çok düzdü. Yani neyin ne olacağını yani içindeki aşkla ilgili her şeyi 30 kilometre öteden görebiliyordunuz. Ya içindeki aşk ne beni çok heyecanlandırdı, ne beni çok gerdi, ne böyle hani çok fazla şey hissettirdi. O kadar şey değildi yani. İçindeki aşk için bu kitabı sevmedim ben. Ama karakterlerin kendilerini bulma hikayesi,
kitabın geçtiği o İskoçya ortamı, kadın karakterimizin hem kendini bulması hem de bir kahve dükkanına böyle çaba vermesi, sıfırdan yeniden bir kahve dükkanını hayata döndürmesi tarzı konular o kadar güzeldi ki. Bu kitabı ben bir kelimeyle özetleyebilecek olsam kendini bulma derdim. Yani aşk demezdim, kendini bulma hikayesi derdim ama karakterlerimiz bir yandan kendini bulurken bir yandan da birbirlerini buldular ve hani içindeki aşk kötü değildi. Hiçbir şekilde kötü değildi ve okurken keyif aldım. Sadece fazladan bir yanı yoktu. Ama dediğim gibi bütün o İskoçya ortamı, bir kahve dükkanında çalışan iki yakın arkadaşımız, karakterler hem kendini buluyor hem birbirlerini buluyor. Bir arkadaşlık ortamı, hani çok güzeldi. Bir de bu kitabın sonunda işler aşırı derecede dram moduna geçiş yapıyor bir anda. O kısımda çok ağladım. Yani bu videoda en çok ağladığım kitap bu olabilir ve ben bu kitabı komedi kitabı olmasını bekleyerek almıştım. Yani almıştım diyorum. Bu kitap bana yayın evi tarafından gönderildi. Yalnız söyledim ama yani elime okumaya başlamak için komedi kitabı olmasını bekleyerek almıştım. Ve yani kitap sonlara doğru ani bir dram yoluna girdin. Nereden geldiğini hiçbir şekilde göremediğim ve çok ağladım. Ama bu şeydeydi bu arada. Yani gereksiz, random bir dram değildi yani. Bence her şey çok yerli yerindeydi o kısımda. Ortalama bulduğum tek kısmı romantizm kısmıydı. Bir de ana kadın karakter kitabın başında pek çekilebilir değildi. Yani çok şeydi. Dümdüz bir kadın hayal edin, tamam mı? Hani böyle Amerikan dizilerinde olan dümdüz beyaz genç kadın vardır ya. Ama böyle en klişe şekilde hayal edin. Hani normalde olacağı şekilde değil de klişe bir şekilde hayal edin. Ana kadın karakter o şekildeydi ilk başta. Yani ortada fazladan bir karakter yoktu. Yani konunun klişe olmasını okuyayım sonra ilerlerken çünkü hani değişecek. Ama karakterlerin klişe olmasını sevmiyorum. Bu yüzden bu kitabı ilk başlarken bir korktum dedim. Ben bu karakteri okumaktan keyif alacak mıyım? Sonra onun sadece dışına tuttuğu bir maske olduğunu öğreniyorsunuz kitabı okurken ve Bonnie karakterini siz okudukça çok çok daha derinden öğreniyorsunuz, çok daha iyi anlıyorsunuz. Ben yani ilk başta çok yüzeysel bulduğum bu karakterle o kadar derinden bir bağ kurdum ki kitabı bitirdiğimde. Çok fazla kendimi gördüğüm bir karakter oldu çünkü. Hani bu yüzden Bonnie'yi çok seviyorum, gerçekten çok iyi anladım. Rowan'ı çok iyi anladım. Yani karakterlerin hepsi size böyle katman katman veriliyor. Yani ilk başta bir dışsal tanışıyorsunuz. O kısmı böyle klişe, klasik böyle hani eğlenceli romantik komedi tarzı ama sonra katmanları indikçe olaylar derinleşiyor, olaylar yani daha ağırlaşıyor yani. Bu yüzden de bu kitabı ben sevdim ya, bayağı keyif alarak okudum. Yanlış hatırlamıyorsam 4.5 vermiştim ama şu an tam hatırlamıyorum. Ya tam puan vermedim ama onun bir altıydı diye hatırlıyorum. İki tane yakın kız arkadaşımız var, tamam mı? Bunlar birlikte yaşıyorlar, birbirlerinin her şeyler, en yakın arkadaşlar ve kitapta bu arada benim çok sevdiğim bir olay vardı ki bu kız arkadaşlık ilişkisi bütün kitap boyunca devam ediyor ve hani ana karakterimiz Bonnie'yi ne kadar okuyorsanız en yakın arkadaş Dakota'yı ve onun kendini bulmasını, onun romantik ilişki bulmasını da okuyorsunuz. Yani sadece Bonnie ve Rowan'ı okumuyoruz, Dakota ve ilişkisini de okuyoruz. Yani bu kız arkadaşlık olayı da çok hoşuma gitti. Tek bir kitapta iki romantik ilişki okumamız da hoşuma gitti. Durun, konusunu anlatıyordum. Bonnie ve Dakota bir evde yaşıyorlar. Ve şu an hayatlarında iyi bir durumda değiller ikisi de. Ve karşılarına bir reklam çıkıyor. İskoçya'da bir kasabada bir kahve dükkanı için. Şu an kaç aylık olduğunu hatırlamıyorum ama yani uzun bir süreliğine bu kafede çalışmak için ve çalıştıkları süreci boyunca da bir konaklama sağlanacak şekilde bir ilan aranıyor. Yani diyor ki iki kişi gelsin ve bu kafeye sahipleri yokken baksın, çalışsın. Hem de işte sahiplerin evinde kalsınlar. Sahipler çünkü orada olmayacak bir süreliğine. Bizim Bonnie ve Dakota'mız bu ilanı atlıyor. Birlikte yola çıkıyorlar İskoçya'ya. Yani eğlenceli bir kitaptı. Ben çok keyif alarak okudum. Herkese göre olacağını düşünmüyorum çünkü hani dediğim gibi ağır konular işlense de kitap ilerledikçe ilk başta çok yüzeysel bir rom-com gibi başlıyor. Karakterleri anlamanız zaman alıyor ama anladığınızda çok derinden anlıyorsunuz. Hem çok komik hem çok dram bir kitaptı. İskoçya'da geçen kitapları okumayı seviyorsanız, İskoçya'da geçen duyguların ağır olduğu ama aynı zamanda çok komik bir rom-com olduğu bir kitap okumak isterseniz bu kitabı size öneririm. İsmi İskoç Kaçamağı. Bir kez daha göstereyim. Meghan Quinn'den. Bu da bu şekildeydi. Yani benim çok sevdiğim sadece favorilerime giremeyen bir kitap o. Ya favorilerimin bir altında o çok sevdiğim klasörüne girdi bu kitap. Çünkü benim kitap klasörlerim o şekilde. Bir hani hayatımın favorileri, onun altında çok sevdiklerim, onun altında sevdiklerim, onun altında daha böyle tamam ortalama dediklerim. Ya öyle bir klasörüm var. Bu o en üstün bir altı olan çok sevdiklerime girdi. Favorilerim klasörüne giremedi ama.
Sonra bir başka okuduğum romantik kitap olmasını beklerken umut hissiyle yazılmış bir depresyon kitabı okudum. O da sevgili Venom. Bu kitap beni çok hazırlıksız yakaladı. Yani ben bu kitapla ilgili beklentim böyle biraz dram olacağını biliyordum ama romantik bir kitap olmasıydı. Onun dışında kitabın önünde de arkasında da yazsa da kitapta olacak olayları asla tahmin edemedim. Yani bu kitap baştan sona benim için şok üzerine şoktu. fakat tam puan verdiğim ve favorilerime giren bir kitap oldu. En favorilerime girdiğime emin değilim ama okurken çok etkilendiğim bir kitap oldu. Ve hani böyle çok kalbime yakın bir yerde hissettiğim, tuttuğum bir kitaba dönüştü. Bu yüzden favorilerime girdi diyebilirim yani. Bu kitap ağır bir şekilde depresyon hakkında ama çoğunlukla bir dram kitabı değil. Tam tersi, ben bu kitabı okurken kelimelerinde böyle hep umut ışığı gördüm. Değişik bir şekilde, yani nasıl oldu sen anlatamam ama hep böyle bir umuda tutunan kısmıydı depresyonun bu kitap. Ve yani bu kitabı da bir kelimeyle özetleyecek olsaydım iki ailenin trajedisi derdim. Çünkü iki karakter, yani iki farklı ailenin çocuklarını okuyoruz bu kitapta. Tabii ki de aileler de durumdan etkilenmiş yani ama esas ana karakterimiz çocukları. Farklı bu arada aileler. Bundan hiçbir şekilde bir bağlantısı olmayan aileler. Bunu iki ailenin dramını görüyoruz, trajedisini görüyoruz diyebilirim. Richard ailesinin trajedisiyle Marchetti ailesinin trajedisini umut ışığında depresyonla okuyoruz diyebilirim bu kitap için. Çok aslında kalın bir kitap, 628 sayfa ama hani hiç böyle uzun hissettiren bir kitap değildi benim için. Her sayfasının yerinde olduğunu düşündüğüm bir kitaptı. Bir sürü yerin altını çizdim. Yani normalde daha hızlı okumayı planladığım bir kitaptı ama kendimi durup durup altını çizip o cümleleri hissederken buldum. Şöyle, bu kitabı ben herkese önermem. Özellikle romantik kitap başlığı altında önermem. Daha çok trajedi hikayesi okumak istiyorsanız, sizi çok derinde etkileyecek ve özellikle depresyonla ilgili bir kitap okumak istiyorsanız, romantizmle ele alınmış bir kitap okumak istiyorsanız bu kitabı size çok öneririm. Benim için çok gerçekten derinden etkili bir kitaptı dediğim gibi ama hani ben romantik kitap okuyayım diyorsanız benim aklıma bu gelmez. Yani ben bu kitabı içindeki romantizm için okumadım. Ve bu yüzden de içindeki romantizmin öne çıkan kısmı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu kitabın içindeki bazı romantik sahneler bu kitapla ilgili sevmedim diyebileceğim, yani tam sevmedim de değil de ona yakın bir yerde diyebileceğim tek kısımdı. Çünkü bu kitabın içinde smut var, zaten yetişkinlere yönelik bir kitap. Ve kitabın içindeki smut olmamıştı bence. Tamamen şey gibi hissettirdi. Hani bu kitabı romantik diye satmak, reklamlamak istiyoruz. Bu yüzden de içine smut ekleyelim tarzı hissettirdi yani o kısımlar. Kitap çok şeydi, böyle gerçeği en olduğu şekilde hiç böyle süslemeden anlatalım tarzı bir dile sahipti. Ama aynı zamanda da böyle şiirsel bir anlatım vardı. Şiirsel bir şekilde gerçekleri olduğu gibi yansıtıyordu. Bu çok çok ilginçti yani, bilmiyorum, çok sevdim. Ama romantizm olarak önermem dediğim gibi. Yani içindeki romantizm güzel olduğunu düşünüyorum. Ama o şekilde önereceğim bir kitap da değil. Kendiniz yani hayatınızda depresyonla ilgili bir kitap okumak istiyorsanız ama depresyonluk olmayacak bir kitap okumak istiyorsanız ben bu kitabı size çok öneririm. Şöyle ki, kitabın konusundan bahsedeyim biraz. Charlotte Richards adına bir karakterimiz var. Kendisi bu kitap 13 yaşındayken başlıyor. Yani Charlotte 13 yaşındayken hikayeye giriş yapıyoruz. Fakat kitabın çok büyük bir kısmı Charlotte 22 yaşındayken oluyordu diye hatırlıyorum. Dur, emin olayım. 21 ya da 22 yaşındayken oluyor. Aynen. Kitabın çok büyük bir kısmı Charlotte 22 yaşındayken geçiyor. Fakat ilk 80 sayfada Charlotte'ın 13 yaşıyla 18 yaş arasını okuyoruz. Ondan sonra da 22 yaşına geçiyoruz ve kitabın diğer kısmı Charlotte 22 yaşındayken geçiyor. Şöyle ki, Charlotte'ın hayatında bir olay gerçekleşiyor. Çok korkunç bir olay. Ve bunun sonucunda da Charlotte doğum gününde, yani sevgililer gününde kendinin yeni başladığı okulun çatısında buluyor ve istediği şey de kendini o çatıdan aşağı atmak. Fakat bunu yapmadan önce orada bir çocuğun daha bulduğunu fark ediyor. Callan Marchetti. Aynı okuldalar ve Callan da aynı sebepten dolayı o çatıya gelmiş. Bu ikisi oraya gelme nedenlerinden vazgeçip birbirlerine bir söz veriyorlar. Diyorlar ki, biz her yıl sevgililer gününde bu çatıda buluşalım ve birbirimizi kontrol edelim. Yani nasıl gidiyorsun diye. Ama Callan'ın isteği üzerine Callan diyor ki, sevgililer günü dışında, 14 Şubat dışında birbirimizi tanımıyormuş gibi yapalım. Bu kuralı çoğunlukla uyuyorlar. Fakat arada sırada birbirlerine kitaplar, hikayeler paslaşmaya başlıyorlar. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Yani bu kitap, dediğim gibi, çok etkilenerek okuyacağınızı düşündüğüm bir kitap. Bu kitap sadece hani Charlotte'la Callan'ın hikayesi değil, aynı zamanda Tate'in, Charlotte'ın ablasının, bu karakterlerin ailesinin, yani çok daha büyük bir karakter kitlesinin hikayesi aslında. Yani sadece ana karakterlerle böyle kısıtlı kalmıyoruz. Çok daha geniş bir şekilde anlatılıyor bu trajedi. Ya bu kitap gerçek anlamda bir trajediyi anlatıyor. Çok çok etkili, çok farklı bir kitaptı. Yani ben
kitabı çok sevdim. Yani yine iyi ki okumuşum dediğim kitaplardan biri oldu benim için. Çok ayrıydı, çok farklıydı. Bir şey okumak istiyorum mesela. Bunu Charlotte Tate'e anlatıyor. Kellan'ın yazdığı bir hikaye hakkında bu. Hikaye yani küçük bir böyle masal gibi bir hikaye yazmış Kellan bir ara bu hikaye hakkında. Kellan'ın yazdığı bir şey bu. Kız korkusuz yaşamayı dilemişti. Oğlun ise acı çekmeden yaşamayı. Fakat acı büyümektir, korku risktir. Eğer büyümez ve risk almazsan mutlu olamazsın. Baya özet geçtim bu arada. Alıntı bu kadar kısa değildi. Ben spoiler olmaması için sadece altını çizdiğim yerleri okudum. Hissetmeniz gereken cümleleri vardı. Yani gerçekten hani acı çekmekle ilgili, risk almakla ilgili, hissetmekle ilgili ağır cümleler, çok etkili cümleler vardı. Bu yüzden bu kitabı eğer ilginizi çektiyse öneririm. Daha uzun bir yorum içinde Ren yayınlarından son çıkan romantik kitaplar okudum maratonunu izleyebilirsiniz. Az önce gösterdiğim 3 kitap da bununla dair 3. O videoda yorumlarım mevcut. Ondan sonra konuşma sırası Cellat ve Karakuş'a geldi. Bu kitap benim bu 2 ayda okuduğum dark romance kitabıydı. Çok sık dark romance okumuyorum. Okuduğumda sevdiğim şeyler okuduğumu düşünüyorum. Bu da onlardan biri oldu. Fakat 5 üzerinden 4 puan verdim. Çünkü yani en iyisi değildi. Çok çok daha sevdiğim dark romance'lar, çok çok daha sevdiğim seri katilleri anlatan kitaplar okuduğum için 4 puan verdim bu kitaba. Çok sevdiğim bir kitap oldu ama favorilerime giremedi. Bu kitabımızın konusu şu şekilde. İki tane karakterimiz var. Sloane ve Rowan. Bu arada bu videoda bir sürü Rowan var. Bu aralar çok fazla Rowan adında erkek karakter okuyorum. Bu kitapta da erkek karakterimiz ismi Rowan, kadın karakterimiz ismi de Sloane. Bu iki karakterimiz aynı işi yapıyor. O da seri katillik. Evet, bu kitabımızın konusu bu. Sloane adında bir karakterimiz var kendisi. Başkalarına zarar veren insanları öldürüyor ve aynı şekilde Rowan da aynısını yapıyor. Bu ikisi aynı adamın peşine düşüyorlar ve sonucunda da karşılaşıyorlar. Karşılaşmalarından sonra Rowan Sloane'a bayağı hayran kalıyor. Zaten öncesinde de Sloane'ın yaptığı işleri duymuştu. Bu yüzden de diyor ki bir oyun oynayalım senle. Her yıl tarafsız bir kişi, o da Rowan'ın erkek kardeşi oluyor bu arada. Kardeşi Rowan'a hani taraf tutacak bir insan değil. O yüzden diyor ki hani tarafsız biri bizim için bir hedef seçsin. Ve o hedefi ilk ortadan kaldıran o yılın roundunu kazansın tarzında bir oyun oynamaya başlıyorlar bu iki karakterimiz. Ve biz bu oyunları birbirleriyle kurdukları arkadaşlığı sonra dönüşen romantizmi okuyoruz. Anlayacağınız üzere yetişkin içerikli bir kitap. Çok fazla karanlık şeyler içeren bir kitap. Bunun da uzun yorumunu çekiyorum. Juna yayınlarından çıkan ilk iki kitabı okuduğum bir maraton tarzı bir şey çekiyorum. Kitap yani karanlık bir kitap. Bayağı karanlık bir kitap. Hayatımda okuduğum en karanlık kitaplardan biri. Komedi yani unsurları var diye düşünüyordum kitap çünkü karanlık komedi diye geçiyor. Komediden çok karanlık komedi diyebilirim ben bu kitap için. Yani o karanlık kısmını söylemek isterim yani. Herkese göre değildir. Hassas bir mideniz varsa, karanlık konuları okumaktan hoşlanmıyorsanız bu kitabı size önermem. Genel olarak dark romance okumaktan hoşlanmıyorsanız da bu kitabı size zaten önermem. Hani diyorsanız ki ben karanlık romantizm okuyorum. Konusu ilgi çekici. O zaman önerebilirim. Ve dediğim gibi yetişkin içerikli olduğunu unutmayın. Ama yani eğlenceliydi. Okurken ben çok keyif aldım. Yine de hani tam favorilerime girmediği için 4 puan verdim. Konusu ilginizi çektiyse kesinlikle bakabilirsiniz. Kesinlikle okurken keyif alacağınızı düşünüyorum. Sadece az önceki uyarıları unutmayın ve kendinizi ona göre düşünün. Yani ilginizi çekiyorsa okuyup okumamak konusunda ona göre kararınızı verin. Bu kitaptan da bir alıntı okumak istiyorum. Bu da Rowan'ın Sloane'a olan ilan aşkı. Senin için öldürürüm ve öldürdüm de. Aynısını tekrar yaparım hem de her gün. Senin için içimi dışıma çıkarırım, senin için ölürüm. Senden yalnızca hoşlanmıyorum Sloane ve sen de bunu biliyorsun. Yani bu bence kitabın içindeki romantizmi çok iyi açıklıyor diye düşünüyorum. Yani ama kitap eğlenceliydi. Yani böyle konular okurken rahatsız olmuyorsanız gerçekten eğlenceliydi. Sadece hani favorilerinize gireceğini de düşünmüyorum. Karanlık bir şekilde eğlenceli zaman geçirmek isterseniz olabilir. Son olarak bu 2 ayda okuduğum fantastiklerden bahsetmek istiyorum. Sarah J. Maas'ın bütün kitaplarını baştan sona okudum. Bir maratona başlamıştım bu yılın başında. Sonunda Dikenler ve Güller Sarayı serisini bitirdim. Bütün yani Dikenler ve Güller serisinin bütün maratonunu aynı şekilde kanalımda bulabilirsiniz. Bu 2 ayda Buz ve Yıldız Işığı Sarayı ile Gümüş Alevler Sarayı'nı okudum. Gümüş Alevler Sarayı seri de favori kitabım oldu. Yani bütün şu postitlere bakar mısınız? Yani bu kitaba bu arada ben tam puan veremedim. Seride tam puan verdiğim kitaplar var. Buna veremedim ve yine de seride favorim oldu. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız maratonları izleyin bence. Ama özetle yine de size, yani izlemek zorunda değilsiniz. Ben size yine de anlatayım. Şöyle ki ben bu kitabın sonundan memnun kalmadım. Sonunu saymazsak hayatımda okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Her sayfasına hayran kaldım ve aşık oldum. Yani benim için fantastik kitap böyle olmalıydı. Yani
benim için yazılmış gibiydi ya, kusursuzdu gerçekten. Uzun bir süre aklımdan çıkmayacak bir kitaptı. Benim için seride favori kitabımdı yani, asla unutmayacağım bir kitap kesinlikle. Zaten Dikenler ve Güller Sarayı serisini de çok sevdim. Yani Sarah J. Maas benim fantastik konusunda en bayıldığım yazarlardan biri. Camşoto serisine de çok aşığım zaten. Hani bu serisine de aşık oldum. Bu yıl Camşoto serisini bir kez daha okumak istiyorum. Sonra da en son çıkan serisine başlamak istiyorum. En sonunu hiç okumadım çünkü ve şu an yazardan okumadığım bir tek o seri kaldı. Ama önce Camşoto'yu reread yapmak istiyorum. Mesela Gümüş Alevler Sarayı çok güzel. Hani gerçekten çok güzeldi. Bu zaten novella... Ay taş tutuyorum. Bu zaten novellaydı. Bu kitapta hiçbir şey olmuyordu. Üçüncü kitapla dördüncü kitap arasında karakterlerin nasıl topladığını. Üçüncü kitabın sonunda çünkü hani büyük önemli olaylar oluyor ve o olayların sonunda hani karakterlerin nasıl topladığını, nasıl kendilerine gelmeye çalıştıklarını falan okuyorduk. Daha çok böyle samimi, sıcak, tatlış anları okuduğumuz bir ara kitaptı. Zaten küçüktü. Maratonu izleyebilirsiniz eğer uzun uzun konuşmamı merak ediyorsanız, ama özetle Dikenler ve Güller Sarayı serisi benim toplamında 4.5 puan verdiğim bir seri oldu. Bu kitaba da 4.5 verdim ama kalbimde 5. Bu kitaba da 4 puan verdim çünkü hiçbir şey olmuyordu ama keyifli ve samimi ve sıcaktı. Ve karakterleri çok seviyorum. Bu yüzden bir şey olmaması önemsizdi yani benim için. Son olarak da, daha doğrusu da ilk olarak da, çünkü yanlış hatırlamıyorsam Mart ve Nisan ayında okuduğum ilk kitap buydu. Acıların Hükümdarı'nı okudum. Visteria serisinin ikinci kitabı. Aynı şekilde maratonu bulabilirsiniz. Bu videoda kaç kere söyledim bu cümleyi bilmiyorum ama her şey maratonu var kanalda. Benim için tam puanlık bir kitaptı. Muhteşemdi, bayıldım. İlk başta hatta okurken şey düşünüyordum. Ya Varislerin Oyunu'nu daha mı çok sevmiştim acaba diye düşünüyordum. Ama sonu ve yani genel olarak kitap boyunca öyle olaylar oldu ki kitabı hayran kalmamak elde değildi yani. Ya ben Visteria serisini çok seviyorum. Genel olarak en sevdiğim genç Türk yazarlardan çıkmış fantastik serilerden biri bu Visteria evreni, Visteria serisi. Fakat kitapta henüz fantastik bir olay pek yok. Bunu söylemem lazım. Yani en sevdiğim fantastik serilerden biri diye tanıtıyorum hep. Varislerin Oyunu da şu ilk kitapta. Bu Acıların Hükümdarı da benim tam puan verdiğim, çok çok keyif alarak okuduğum kitaplardı. Hep böyle hani bir sürü duygu yaşayarak, bir sürü altını çizerek, post-it yapıştırarak, çıldırarak, kendi kendime böyle hani bir sürü şey hissederek okuduğum kitaplardı ikisi de. Ve kendilerine ait bir krallıkta, farklı bir dünyada geçiyorlar. Bu yüzden fantastik diye tanıtıyorum. Ama gerçekten evrenin fantastikleşmesi bu kitabın sonunu buluyor. Bu kitabın sonuna kadar, hatta belki biraz yarısına kadar hani diyelim. Bilmiyorum, tam emin değilim ama bu kitabın sonlarına kadar, yarısına kadar fantastiğin face'ini bile görmediğiniz bir fantastik bir seri. Bu yüzden harika bir fantastiğe giriş serisi olur. Hayatınızda hiç fantastik kitap okumadıysanız ve giriş yapmak istiyorsanız ben Visteria serisini çok öneririm. Bu seri için arkasında mesela yetişkin okurlar içindir yazıyor. Fakat şiddet unsurları, yani şiddet, kan, vahşet dışında yetişkin bir içeriğe sahip olmayan bir seri. Ve ben mesela 15-16 yaşında benim, yani benim en azından tanıdığım mesela 15-16 yaşında benim bu seriyi okumasına çok büyük bir sorun görmezdim. İki karakterin yakınlaşması anlamında ya da daha böyle hani gerçekten küçüklere okunmayacak şeyler anlamında bence yetişkin içerikli değil. Ama şiddetten rahatsız oluyorsanız ve yaşınız gerçekten küçükse, yani bu serilerin içinde büyük ağır şiddet unsurları var. Hani bunun altını çizeyim. Şiddet konusunda yetişkin içerikli ama hani şiddet herkesin rahatsız olduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve hani mesela o bahsettiğim şiddet unsurları da şu Cellat ve Kara Kuş gibi değil yani. Bunun seviyesinde değil. Daha çok mesela Marvel filmleri seviyesinde diyelim. Ya da böyle bir aksiyon filmi seviyesinde. O kadar yani böyle birinin psikolojisini yerle bir edecek seviyede bir şiddetle değil. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kitabın yetişkin içeriği o şekilde. Ama tabii ki de herkesin şiddete göre şiddete bakışı farklı olacağı için siz kendiniz karar verin. Hani sizin yaşınıza uygun mudur değil midir diye. Bu sizin vereceğiniz bir karar. Benim değil. Bu kitaba bu şekilde tam puan vermiştim. Yani ben Visteria evrenini çok seviyorum ve 3. kitap için şimdiden çok heyecanlıyım. Şöyle, bu evrende yani Visteria serisinde her kitap farklı karakterleri anlatıyor ama tek bir hikayeyi anlatıyor aslında. Yani hikayeyi farklı taraflardan size anlatarak ilerletmeyi seçmiş yazar. Harika bir anlatım şekli olduğunu düşünüyorum. Ben bu serinin en büyük hayranlarından biriyim ya. Ben çok seviyorum ve özellikle dediğim gibi fantastiğe giriş için mükemmel olur. Çünkü ilk başta sadece krallık sistemiyle başlıyor. Prensesler ve suikastçılar tarzı bir sistemle başlıyor. Sonra onun üzerine böyle minik minik fantastik kısımlar geliyor. Bu yüzden harika bir başlangıç olabilir. Sadece beklentiniz hani böyle fantastik olmasın. Daha çok krallıklar ve prenseslerin olduğu, suikastçıların, baloların ve böyle dövüş sahnelerinin olduğu bir seri. Özetle diyebilirim, bu şekilde bir seri diyebilirim yani. Bu da bu şekildeydi.
Ve benim Mart ve Nisan ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. Hani az okumuş olsam da okuduğum kitapların %90'ını çok sevdiğim için ve gerçekten hani iyi ki okudum dediğim bir sürü kitap okumuş olduğum için ben halimden memnunum. Sizin Mart ve Nisan ayınız nasıl geçti? İşte Mart ayında kaç kitap okudunuz? Nisan ayında kaç kitap okudunuz? Ya da bu az önce gösterdiğim kitapların arasında okuduklarınız var mı? Varsa lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hani kaç kitap okudunuz? Neler okudunuz? Favorileriniz hangi kitaplardı? Benim gösterdiğim kitap hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunların hepsini yorumlara bekliyorum. Böylece muhabbet edebiliriz. Ben yorumlarda sizlerle muhabbet etmeyi çok seviyorum. En büyük hobim. Umarım bu videoyu keyif alarak izlemişsinizdir ve keyif alarak izlediyseniz ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde beni ve okuduğum kitapları daha yakından takip etmek isterseniz sizi Instagram hesabıma almaktan büyük bir sevinç duyarım. Instagram'da her gün aktifim ve genel olarak hani şu kitabı okuyorum şöyle gidiyor tarzında gönderiler sık sık hikayemde özellikle paylaşıyorum. Bazen de Reels'lar paylaşıyorum okuduğum serilerle ilgili. Instagram hesabım ismi de aynı şekilde kitap okuyan bir hayal. Kitap okuyan birleşik sonra alt tire hayal şeklinde beni bulabilirsiniz. Ve bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve kitaplı kalın.